polis ifade suçlama tutanağında bir de kanuna aykırı bir eylem yaptığımızı ifade ediyor. Biz ise anayasal bir hakkı kullanmak istediğimizi ifade ediyoruz. Ama bunun ikisinin de artık geçerliliği yok. Çünkü Türkiye'de hukuksal anlamda bir durum ortada yok. Yani hukukla açıklanabilecek hiçbir mesele gözükmüyor. Tabii ki sadece bu gözaltıyla ilgili değil. Özellikle 2015 yılından bu yana, çözüm sürecinin bitmesinden bu yana yaşanan tüm gelişmeler bize bunu gösteriyor. Hukuk retoriğiyle ne bir şey ifade edebiliriz ne de bir sonuç alabiliriz. Ama tabii bu önemli bir hatırlatmadır, önemli bir meşru zemin de yaratır. Biz tutuklanan ve hukuksuz yere tutuklandığını ifade ettiğimiz 16 arkadaşımızla ilgili açıklama yapmak istedik, oraya gittik. Ancak polisler bizim bu 16 arkadaşımızın, 16 gazeteci arkadaşımızın hükümlü olduğunu ve böyle bir açıklamayı yapmalarına izin vermenin mümkün olmadığını ifade etti. Biz de ise bu insanların hüküm giymediğini, hüküm giyse de bunun bir sorun teşkil etmeyeceğini yasalar açısından bu insanların tutuklu hala yargılandığını ve tutuklu olduğunu ifade ettik. Ama tabii ki polis bizim için tutuklu ya da hükümlü fark etmez dedi. İşte bu cevaptan ötürü zaten hukukla ilgili açıklanacak hiçbir şey yok. Çünkü hukuk tüm temel kurallarıyla reddedilmiş pozisyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim kademelerinde ve o yönetim kademelerinden gelen talimatlarda hukukla ilgili hiçbir durum yok. Ardından bu açıklamanın bir anayasa hakkı olduğunu, şu anda anayasal haklarımızın bizlerin gazeteci olduğunu, gazetecilerin gayet mevzuata hakim olduğunu ve bunun bir anayasa hakkı olduğunu ifade etmemize rağmen burada anayasa yok, anayasayı siz yanlış okumuşsunuz diyerek bu sefer şiddet uygulamaya başladılar ve ardından hemen bir gözaltı yaptılar. Çünkü bahsettiğimiz hukuksal gerçeklere dair söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Açık bir ihlal, açık bir kötü muamele, açık bir işkence uygulaması var. Çünkü bu bir polis devleti. Çünkü burada bir otoriterleşme ve faşizmin kurumsallaşması mevcut Türkiye'de. Ve faşizmin temel özelliği şudur. Gerçeğe karşı şiddet uygular. Gerçeğe karşı elindeki tek argüman şiddettir. Onun için özgür basın çalışanlarından 16 tanesi tutuklanıyor. Onun için 3 tane gazeteci arkadaşlarına dair hukuksuzluğu dile getirmek için tutuklanıyor. Onun için kameralarımız polislerin emniyetinde suç unsuru olarak saydırılıyor. Bu bir faşizm olduğu için ve bu argümanlarımız gerçek olduğu için, yazdıklarımız gerçek olduğu için şiddet görüyoruz. Durum bundan ibarettir. Tabii bu süreç sadece gözaltına alınma, kötü muamele, şiddet ve özellikle Sibel Yükler ve Yıldız Saray'a yönelik yapılan ve akşamki onur yürüyüşünde arkadaşlarımız Emel Vural, Berivan Kutlu ve Aslı Alpar'a yapılan işkence de sırrı kalmadı. Emniyette de çok önemli bir hukuksuzluğa tanıklık ettik. Bu bence son derece altını çizilmesi gereken bir nokta. Biz ifadelerimizi vermek için avukatlarımızı bekledik ve avukatlarımız geldiğinde ifadeleri vermemiz çok aksadı. Neden olduğunu merak ettik ve güvenlik şubede beklettiğimiz koridorda belirli tartışmalara kulak misafiri olduk, dahil olduk. Avukatlarla güvenlik şube komiserlerinin arasındaki tartışma şuydu. İfade tutanaklarına, yani şüphelilerin tırnak içinde bizim gazetecilerin ifade tutanaklarına hiçbir avukatın beyanının ya da talebinin yazılmayacağı ifade edildi. Avukatlar böyle bir noktada tutanağa şerh düşeceklerini ifade etti. Ama güvenlik şube komiserleri biz şerhe de izin vermeyeceğiz dedi. Bunun hiçbir şekilde hukuksal bir temeli olmadığını avukatlar ifade etti ama sonradan yine orada öğrendik ki avukatların beyanların ya da taleplerinin yer almamasını isteyen ve buna karşı şerh düşünmemesini kesin talimat olarak veren İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi, yaklaşık 10 gün önce yayınlanan bir genelge. Bu genelge açık ki şüpheli sıfatıyla oraya gelen bir ifade vermek isteyen insanların hukuksal savunma haklarının ihlalidir ve avukatlığın mesleki sınırlarını yargıdan değil ya da yasa yapıcılardan değil tamamen İçişleri Bakanlığı'nın kendi genelgesinin üzerinde sınırlandığına şahit olduk. Sonra bir ayrıntı anekdotta anlatmak istiyorum. Sonra şahit olduk ki
Yaklaşık bir hafta önce, hatta geçen hafta avukatlarla Cumhuriyet Savcıları Ankara Adliyesi'nde bir toplantı düzenlemiş. Ve toplantının gündemi bu genelge. Savcılar gururdan olabilir, mesleki şeylerine sahip çıkmaktan olabilir ya da hükümet içindeki yargının, İçişleri Bakanlığı'nın farklı devlet kliklerinin birbiriyle çatışması üzerinden de olabilir. Bunların hepsi araştırılması ve tartışılması gereken şeyler. Savcıların kesinlikle böyle bir genelgeyi kabul etmeyeceklerini, bunun İçişleri Bakanlığı tarafından yargının sınırlandırılması olduğunu ifade etmişler. Avukatlarımız bu toplantıyı komiserlere, güvenlik şube müdürlerine aktardılar. Ancak kesinlikle Soylu'nun talimatı, yani İçişleri Bakanlığı Soylu'nun genelgesinin dışına çıkılmayacağı yönünde emir aldıklarını ifade ettiler. Biz aslında o gün o koridorda Ankara savcılarıyla, başsavcıyla İçişleri Bakanı'nın kavgasına şahitlik olduk. Bu önemli bir durumdu. Biz de tabii orada tam olarak bir avukat kadar, gazeteci olarak bazı mevzuatlara hakim olsak da bir avukat kadar mevzuata hakim olamadığımızı, taleplerimizi iletemediğimizi, bunun sebebinin İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi olduğunu ifade ettik ve savunma hakkımızın sınırlandırdığını söyledik. Tabii tutanağa imza atan polisler de bu tutanağa imza attıkları için bir suça, bir ihlale, savunma hakkını kısıtlamaya onay verdiklerini kendileri de söylediler. Kendileri de bundan rahatsız olduğunu ifade ettiler. Ancak Soylu'nun komiserleri kesinlikle hiçbir şeye müsaade etmedi. Tabii bir hukuksuzluk daha üzerine oldu. Aslında bir gerçeği orada gördük. Biz tam ifade verip çıkarken güvenlik şube polisleri koridorlardan ellerinde işte telsizleriyle, coplarıyla, sırt çantalarıyla vesaire onur yürüyüşüne doğru hazırlandılar. Sinkaflı küfürler, ağza alınamayacak ifadelerle şiddet uygulamaya gittiler. Biz Kuğulu Park'a gittiler ki orada da Emel Vural arkadaşımıza, Berivan Kutlu arkadaşımıza ve Aslı Alpar adlı gazeteci arkadaşlarımıza büyük bir şiddet uygulandı. Biz o şiddetin hazırlık aşamasını 3 gazeteci olarak, Yıldız Tarvesi ve Yükler olarak orada nasıl o şiddete hazırlandıklarını, nasıl kendilerini motive ettiklerini gördük. Ve biz emniyetten çıkarken Kuğulu Park'taki gözaltına alınan, şiddet gören, işkence gören insanlar emniyete geliyordu. Aslında 5 Temmuz Salı günü Ankara Ulus Meydanı'nda başlayıp Kuğulu'da biten, akşam devam eden bir süreçte faşizmin mikro haline şahit oldu. Benim bir gazeteci olarak gözlemleyebildiğim noktalar bunlardı. Basının geneline yönelik bir saldırı ve kısıtlama var. Muhtemelen son 10 yılın basına yönelik ihlalleri ve basını kısıtlamanın, baskı uygulamanın en zirve dönemini yaşıyoruz. Türkiye'de artık 3 çeşit medya gözüküyor. Bir, iktidarın medyası, yalan ve dezenformasyon üzerine şekillenen medya. İkincisi, kendisine muhalif diye ama aynı zamanda özgür basından tutuklanan insanlara terör yaftası yakıştırabilen ya da yakıştırmasa da zihinlerinde bu terör manipülasyonunu aldığı için arkadaşlarımızı gündeme bile getirmekten imtina eden medya organları var. Bir de bizim gibi, dostlarımız gibi tamamen gerçeğe yönelik haber yapan, toplumun yararı dışında hiçbir ilkeyi gözetmeyen, asla manipülasyona, dezenformasyona ve yalana müsaade etmeyen, kendi ayakları üstünde durmak isteyen, medya sahipliği ilişkisini reddeden bir basın yayın organları var. Bu organlar, bu basın yayın organlarının, kurumların, şirketlerin kesinlikle hızlı bir şekilde daha fazla yan yana gelmesi, gerçeğin etrafında kenetlenmesi gerekiyor ve tüm tutuklu gazetecilere sahip çıkması gerekiyor. Medya üzerindeki bütün baskıları ifade etmesi, görünür kurması, buna dair bir savunuculuk yapması gerekiyor ve ısrarla dayanışma içerisinde bu gerçek, yani gerçeğe sahip çıkma, gerçeği topluma aktarma, bilgiyi iktidarlardan alarak
faşizmden bilgi alarak topluma aktarma mücadelesine sürdürmesi gerekiyor. Gözaltına alındık. Ulus Meydanı. Çünkü Ulus Meydanı'nı yasal eylem yeri olarak sunmuşlardı bize. İki hafta önce yapmıştık ve gayet sorunsuz yapmıştık. İki hafta sonra tutuklanan gazeteci arkadaşlarımız için basın açıklaması yapacaktık. Ve valileri bir izin yazısı, yani daha doğrusu haber vermişler, göndermişler. Fakat yani biz alana daha giremeden polisin gazeteci arkadaşlarımızı engellediğini ve tartaklamaya başladığını gördük. Bu sırada gazeteci arkadaşlarımızı korumaya çalışıyorduk polislerden. Çünkü polis bayağı tartaklamaya başlamıştı ve bu açıklamanın yapılamayacağını söylüyorlardı. Hatta Deniz Nazım bunun bir anayasal hakkımız olduğunu, anayasada güvence altında olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkımıza dayanarak bir basın açıklaması yapacağımızı ve gazetecilik çerçevesinde yapacağımızı söylemesine rağmen bütün arkadaşlarımızı merdivenlerden ite ite indirmeye başladılar. Bu sırada yanında olan gazeteci arkadaşım Yıldız Sarı vurulduğunu gördüm ben. Ve onun vurulduğunu görünce bu sefer onu koruma altına alarak dokunma arkadaşıma, gazeteci o diye korumaya çalışırken bu sefer ben de dövülmeye başlandım ve biz diğer gazeteci arkadaşlarımızı böyle öne doğru ittiğimizde bazı polisler onları caddeye doğru sürmeye başlamış ve Yıldız'la ben orada kalmışız. Yıldız'la ben dövülerek biraz sürüklendik ve o dövülerek sürüklendiğimiz yerde bir anda yere yatırdılar ve ters kelepçe yapmaya başladılar. Bu sırada ters kelepçe yaptıklarında gazeteci arkadaşım Yıldız'ları taciz etti polisler. Ve biz gazeteci olduğumuzu söylememize rağmen bileklerimiz bayağı sıkılarak ters kelepçeyle yatırıldık. Yatırıldığımız yerde de vuruldu üzerimize. Orada da bir darbe aldık bayağı. Ve sonra böyle hızlıca kaldırılıp gözaltı aracına doğru gönderildik. Ve biz diğer gazeteci arkadaşlarımızı göremedik. Gözaltı aracına bindirildik. Ve çok sıcaktı ama ve bu sırada kapattılar kapıları, biz açtırmaya çalıştık ve kapı açıldığında gazeteci arkadaşımız Deniz Nazım'ı gördük. Bir süre biz bekletildik gözaltı aracında çok sıcak olmasına rağmen. Avukatlarımızla iletişime geçmek istediğimizi, yakınlarımıza haber vermek istediğimizi söylediler. Fakat telefonlarımızı vermediler, eşyalarımızı almışlardı zaten. Ve hakkımıza yakalama kararı çıkarıldığını söylediler. Daha sonra emniyete gittik, emniyette de çok uzun süre bekletildik. Ve emniyette uzun süre bekletildikten sonra avukatların geldiğini gördük. Biz avukatlarımızla görüşürken aslında bir sorun yoktu. Daha sonra ifade işlemleri başladığında önce Yıldızlar ifade verirken avukatların beyanlarının ve şerhlerinin tutanağa geçirilemeyeceği öğrenildi. Bu da 13 Haziran 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ve Emniyet Müdürlüklerini gönderdiği genelgeyle ilgiliymiş. Avukatların savunma hakkı engelleniyor bu genelgeye göre. O sırada çok yoğun bir tartışma çıktı avukatlar ve polisler arasında. Ve avukatlarımızın müdafi olarak yanımızda onlara soru sorulması, bizim onlardan taleplerimiz, talepte bulunma hakkımız ve onların itiraz etmeleri ya da talepte bulunma hakları engellendi. Ve biz bunları ancak tutanağın bu şekilde engellendiğini söyleyerek geçirdik. Daha sonra emniyetteki işlemlerimiz ya çok uzun sürdü. Biz 5.30'a doğru falan çıktık galiba. Yaklaşık 5-6 saat tutulduk gözaltında. Daha sonra da gözaltından çıktık. Biz gözaltından çıktığımızda onur yürüyüşü başlamıştı. Daha başlamadan zaten gözaltına alınmaya başlamış oradaki insanlar. Ve orada da iki gazeteci arkadaşımızın yaralandığını, hastanelik olduğunu öğrendik. Mezopotamya Haber Ajansı'nın Emel Buran ve Kazköy'den Aslan var. Onlar da birbirlerini korumaya çalışırken olmuş. Biz de aslında birbirimizi korumaya çalışırken oldu. Deniz'de oradaki bir sürü gazeteci vermek istememiş. Onun üzerine çullanmışlar. Bu şekilde alındık. Çıktıktan sonra şey gördük aslında, işin özeti bu. Tutuklanan gazeteciler için basın açıklaması yapmak isteyen gazetecilerin gözaltına alınmasının üzerine gazeteciler diskosun işte basın açıklaması yapacaklar diye. Bir şey gördük. Gerçekten de zincirleme trafik kazası gibi bir şey. Ama biz orada meslek onurumuzu savunmak sadece tutuklanan 16 arkadaşımız için değil, daha önce de Mezopotamya'dan, Diha'dan, Cinha'dan, Cinnis'ten tutuklanmış bütün arkadaşlarımız için ses çıkarmak adına oradaydık.
gazetecilik faaliyetleri için gözaltına alınan arkadaşlarımızın mesleklerinin suçu olmadığını, gazeteciliğin suçu olmadığını, hem onları hem de meslek olumumuzu korumak istediğimizi söyleyecektik ama buna izin verilmedi. Hem işkence hem de tutuklamalara ses çıkarmaya devam edeceğiz. Şöyle bir durum söz konusu, avukatlarımızın savunma hakkında ihlal edilmesi, artık yani yargının, başsavcılığın ortadan kaldırılması ve yargıya doğrudan müdahale edilmesi bize çok kötü bir çerçeve sunuyor. Yani seçim öncesinde gelinen noktada hukukun aslında bir bütünün ortadan kaldırıldığını ve o ülkeye yerleştirilen tek adam rejimi, o tek adamın işte bakanları ve kurmayları ile birlikte farklı farklı kurumlarda ve farklı farklı alanlarda aynı rejim uygulatıldığını görüyoruz biz. Çok sertti Ankara polisi. Ankara polisi çok serttir ama mesela biz dün yani burada basın açıklaması yapılmayacak denip uzaklaştırılabilirdik sadece ama öyle olmadı. Bizi darp ettiler çok ciddi bir biçimde. Onur yürüyüşünde de diğer iki gazeteci arkadaşımıza işkence ettiler aslında. O çok büyük bir hukuksuzluğun içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Velev ki zaten arkadaşlarımızın tutuklanmalarına gerekçe olarak gösterilen televizyon programlarında konuşulan konuların ana akımdaki gazeteciler tarafından her gün yazılması ve çizilmesine rağmen onlara bir şey olmaması, bizim arkadaşlarımıza bir şey olması, hukukun ve kararların ben yaptım oldu, ben istiyorum oldu şeklinde uygulandığını ve kime isterlerse onlara uygulatılacağını gösteriyor. Biz Kürt gazeteciler gözaltına alındığında şey dedik yani, Kürt basınına yönelik darbe herkese uygulanacak bir darbe olacak. Bugün de öyle oldu. Sansür yasası geçirildi. Bugün işte avukatların savunma geçirilmedi pardon. Sansür yasasının 29 maddesi geçirildi ama tekrar görüşülmeye başlanacak. Avukatların zaten gözaltında düşürüldüğü, maruz bırakıldığı durum. Bugün basın ilan kurumu kararının resmi gazetede yayınlanması. Basın ilan kurumu isterse herkesi terörist edebilecek. İlan edebilecek, isterse herkes genel ahlaksız ilan edebilecek mimarinde olan maddeler hayata geçirildi ve resmi gazetede yayınlandı. Yani biz aslında çok büyük bir savaşı ve tek adam rejiminin ben yaptım oldu, ben istersem olur kararlarının altındayız şu an ülkece ve bundan hepimiz nasibimizi alıyoruz. Bu korkunç tablo içerisinde gazeteciler, sendikalılar, İşte LGBT'ler, kadınlar, öğrenciler haklarını aramaya devam ediyorlar. Ama büyük bir saldırı altındayız. Yani bu da bize seçime kadar nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı gösteriyor.